Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün DAF 105 yani Euro 5 araçlarımızda rotorder emülatörü bağlama aşamalarını anlatacağız. Bunun için gördüğünüz gibi ön paneli açıyoruz. Daha sonra buradaki panel kapağını açarak tam gördüğünüz gibi şurada 3 tane mavi soket var. En alttaki mavi soket. Bunu çıkartıyoruz. Biz gördüğünüz gibi burada çıkarttık. Burada sarılar Kenlow. Şu sarı kablolar. Ve mavi 2 tane var. Onlar da Kenhype kabloları. Şurada gördüğünüz gibi soketi şöyle tutarsak 2 tane kırmızı kablomuz var. Bu taraftaki direkt kontak, bu taraf direkt hat, bu taraftaki kontak hattı. Biz de ona uygun olarak yeni bir soket tasarladık ve emülatörü oraya bağladık. Şurada gördüğünüz beyaz kablo üstteki şase. Şu an anlatayım isterseniz. Gördüğünüz gibi üstte bir tane kablo yerleştirdik sokete. Emülatörümüzden siyah kabloya. Daha sonra çapraz 2 tane sarı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Çapraz 2 sarı. Hatta şunda da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada çapraz 2 sarıyı görürsünüz. Çapraz 2 sarıyı birleştirdik. Kenlow olduğu için emülatörümüzde yeşile. Yine şurada çapraz 2 tane normalde soketimizde mavi kablo vardı. Biz yine bir kablo çektik. Bunlar da Kenhype. İki kablo. Burada birleştirdik o iki kabloyu. Yine emülatörümüze verdik. Emülatörümüzün sarı kablosuna. Bunda da birleştirmiştik zaten. Fark ederseniz ki. Daha sonra kontak hattı dediğimiz görüyorsunuz. Altta iki kırmızının sol tarafındaydı. Şöyle göstereyim isterseniz. Sol taraftaki şu. Oradan bir tane soket pim çıkarttık. Onu da emülatörümüzden kırmızıya bağladık. Emülatörümüz Kenmas emülatör. Şu emülatör. Gördüğünüz gibi. Tabii daha önceden AdBlue iptal yapıldığı için yine burada Kenmas emülatörü görebilirsiniz. Şimdi arıza tespit cihazında ekran kısmına geçeceğiz. Şu an arıza tespit cihazı tarafına geçtik. Arızamızı okutuyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Bu emülatör niye takılır? Onun için de söyleyeyim. Genelde DAF araçlarda, otomatik araçlarda bilhassa rotorder beyni arıza yaptığında veya çalışmadığında, problem olduğunda otomatik devreye girmez ve manuel kullandırmanıza imkan sağlar. Bu emülatörü taktığınız durumda direkt rotorder beynini görmüş gibi devam eder, simülasyonunu yapar ve aracınızı otomatik olarak kullanabilirsiniz. Şu anda arıza tespit cihazımız tarama yapıyor. Aracımızın ekranında şu an hiçbir arıza bulunmamakta. Gördüğünüz gibi okuma etkin sayfasında da direkt görebilirsiniz. Şu an etkin hatalar olmadığı için büyük bir ihtimal göstermeyecek. Gördüğünüz gibi hiçbir problem olmadı. Aracımızı bir çalıştırabilir miyiz? Şu an dilerseniz bir de araç ekran kısmına geçeyim. Burada hata yok. Tabii burada bu soketi biz çıkartıyoruz. İsterseniz buradan kabloları keserek, sarıyı sarıya bağlayarak, mavi maviye bağlayarak emülatörü buraya takıp daha sonra tekrar yerine yerleştirebilirsiniz. Ama en güvenli yol tekrar yeni bir soket yapıp bu soketi de kenara koyarak devam edebilirsiniz. Ekran tarafına geçiyorum şu an. Şu an gördüğünüz tamam, gibi hadi, tamam. Bir çıkış yapalım. Maşallah. Çıkış yapalım abi. DAF'larda hata olmadığında zaten direkt siyah ekran yakar ve hatanın olmadığını görürsünüz. Şu an bu araçta hem rotorder emülatörü takılı hem de AdBlue emülatör takılı ve hiçbir hatanın olmadığını görebilirsiniz. Sahil Teknoloji'yi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.